Diyanet İşleri Başkanlığı epey bir zamandan beri aşağı yukarı 16 veya 18 yıldan beri Kutlu Doğum Haftası adı altında bir hafta düzenliyor. O hafta boyunca Peygamberimizle ilgili konuşmalar yaptırıyor. Bu sene de bir slogan ortaya koymuşlar. Peygamberimizi anmadan anlamaya diyor. Yani boşu boşuna anma değil, bir takım duygusal sözlerle anma değil, onu anlamaya yönelmiş diye. Konu olarak da çağımızda ailenin ve gençliğin problemleri diye konu seçmişler. Birkaç tanıdık müftü de bize vazife verdi. Birkaç yerde konuştuk. Bunların ilki İstanbul'da Bahçeli Evler'de oldu. Oranın camiinde konuştuk. Her zamanki gibi Kur'an-ı Kerim'den okuduk. Bir şeyler anlatmaya çalıştık. Evvela bizim orada konuşacağımızın ilan edilmesi, müftü tarafından emredilmiş olmasına rağmen görevliler bu emri yerine getirmemiş. Hatta sanki cemaate gelmeyin demiş gibi bir halleri vardı. En kalabalık camide cemaat çok azdı. O çok, çok az olan cemaati de sanki hazırlamışlar gibi ne hep Kur'an diyorsun diye gelip böyle çıkışanlar oldu. Yani bir kişi iki kişi değil, böyle epeyce bir çıkışanlar oldu. Peygamberimizi anlatsana. İşte onunla ilgili hikayelerden bahsetsene. Bir takım duygusal şeyler söylesene gibi ben hayatımda ilk defa böyle bir tepkiyle karşılaştım. Niye Kur'an? Siz ilahiyatçılar zaten hep böylesiniz. Kur'an diyor, başka bir şey demiyorsunuz. Tamam. Dedim ki bugün burada peygamberimiz olsaydı ne anlatacaktı? Kur'an anlatacaktı. Tamam, ben de işte onu anlattım. Yok ama falan böyle. Ondan sonra birkaç tane yaşlı protesto ettiler, bir şeyler ettiler, gittiler.